ülkede bu iktidarın en temel yöntemidir. Seçimlere yaklaştıkça iktidarın benzer manevralarının artacağını görüyoruz. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, Kars'ta ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretinin ikinci gününde kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde sansür yasası vardı. Yalan üzerine kurulu iktidarın en büyük korkusu hakikatin yayılmasıdır. Hakikat yayıldıkça bu yalan manevraları ve mekanizmaları da iş göremez hale gelir. Bizler sansür yasasına karşı etkili bir muhalefet yürütüyoruz. Kars'ın tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründe yaşadığı sorunlarına değindi. Kars'ta hayvancılık en önemli geçim kaynağıydı. Kaynağı idi maalesef. Oysa uygulanan ekonomi politikalarıyla kurda yaşanan artış ve enflasyondaki yükseliş hayvancılığın da Kars'ta bitme noktasına gelmesine yol açmıştır. Kars bugün Türkiye'de milli gelirden en az pay alan şehirlerimizin başında gelmektedir. Sancar sorunların sebebi olarak iktidarın politikalarını işaret etti. Kars'ın bu duruma düşürülmesi bir kader, bir tesadüf olamaz. Tam tersine iktidarın sömürüye dayalı, ranta dayalı, inşaata dayalı politikalarının yarattığı çok vahim bir sonuçtur. Temel hizmetlere erişimde Kars halkının büyük bir yoksunlukla karşı karşıya kalmıştır. Evet, burada hastane var, üniversite hastanesi var ama doktor yok. Sancar'ın bir diğer gündemi de Kürt sorunu ve kayyım atamalarıydı. Bu iktidar Kürt sorununda şiddeti ve güvenlikçi anlayışı ısrarla sürdürmekte ve belki de şu an en üst noktasına çıkarmış bulunmaktadır. Burada kayyum rejiminin de olduğu gibi. Kayyum rejimi halkın iradesine en büyük saygısızlıktır. Halkın iradesini gasp etmektir. Kayyum rejimi aynı zamanda rant, yandaş, yolsuzluk ve sömürü mekanizmalarını yerellere iyice yerleştirme programının önemli bir parçasıdır.